Devam edelim. Neden bahsediyorduk? Otonom sinir sisteminden bahsediyorduk. Dedik ki bu sinir sistemini ikiye ayırarak inceliyoruz. Sempatik sinir sistemi iç organlarımızın çalışmasını hızlandıracak. Mesela kalbin çalışmasını hızlandıracak ama arkadaşlar sempatik sinir, daha doğrusu şöyle anlatalım. Mideye giden sempatik sinir arkadaşlar midenin çalışmasını yavaşlatacaktır. Yani sindirim sistemiyle ilgili bütün organlar, mesela bağırsağın çalışmasını da arkadaşlar yavaşlatır nitelikte olacaktır. Sindirim sisteminin dışındaki diğer sistemlerde arkadaşlar hızlandırıcı etkiye sahiptir diyorum. İkinci kısımsa parasempatik sinir sistemi olacak. Bu da arkadaşlar bağlantı kurdu, gitmiş oldu. İç organın çalışmasını yavaşlatıcı etkiye sahip. İç organı çalışmasını yavaşlatır diyorum. Yine istisnamız aynı. Sindirim sisteminde ise arkadaşlar hızlandırıcı etkiye sahiptir bu sefer. Sindirim sistemi hariç diyorum yine. Buradan soru gelir mi? Sindirim sistemi istisnasıyla ilgili. Gelebilir. Yani çözeceğiniz sorularda mutlaka göreceksiniz bunu zaten arkadaşlar. Yani karşınıza çıkartacaklar. Tam tersi, sadece iç organlar için sempatik sinirler hızlandırıcı, parasempatik sinirler yavaşlatıcıdır diyebilirim. Ama sindirim sisteminde arkadaşlar tersine çalışıyor. Sempatik sinirler yavaşlatıcı, parasempatik sinirler ise hızlandırıcı etkiye sahiptir diyoruz. Evet, var mı sorumuz arkadaşlar? Çevresel sinir sistemi de bu kadar. Yani merkezi sinir sistemine göre çok daha basit, çok daha kısa sürüyor zaten. Tekrarınızı mutlaka bunun içinde yapmanız gerekiyor, söyleyeyim. Şimdi sistemle ilgili arkadaşlar hastalıklar var. Birkaç tane hastalığın üzerinde duracağız. Bunlardan... İlki multiple skleros ya da arkadaşlar MS dediğimiz hastalık olacak. Bu hastalığın temelinde yatan şey şu miyelin kılıflı nöronlarımız var ya, o miyelin kılıflı nöronların arkadaşlar miyelin kılıfının hasar görmesi sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktan bahsediyoruz. Multiple skleros dediğimizde. Miyelin kılıfın hasar görmesi arkadaşlar hani birçok neye neden olacaktır? Olumsuzluğa neden olacaktır. Hatta miyelin kılıfın hasar gördüğü kısımlarda arkadaşlar o bölgeler sertleşerek plaklaşma da gösterebilir. Oldukça böyle can sıkan bir hastalık diyebilirsiniz rahatlıkla. Burada görüyorsunuz bakın. Sağlıklı bir nöronun arkadaşlar üzerinde miyelin kılıf sağlıklı. Hasarlı nöron dediğimizde miyelin kılıflarının yer yer arkadaşlar hasar gördüğünü görüyorsunuz. Hatta bu hasar gören kısımda dediğim gibi bu bölgeler sertleşebilir, plaklaşabilir. Bu da yine bizim için arkadaşlar can sıkıcı durumlara neden olabilir diyoruz. Hastalığın belirtileri arasında arkadaşlar özellikle duyu eksikliği, uyuşma, işte halsizlik, karıncalanma demiş arkadaşlar, görme bozukluğu. Görmede arkadaşlar çift görme diyebilirsiniz, görme eksikliği diyebilirsiniz ya da konuşmada bozukluklar kendisini gösterebiliyor. İşte titreme görebiliyorsunuz kol ve bacak kaslarında özellikle arkadaşlar. Çünkü kol ve bacak kasları hani iskelet kasları biliyorsunuz. Bunlara gelecek olan nöronlar miyelin kılıflı olacaktır. Miyelin kılıfın hasar görmesi de bu organların yeterince arkadaşlar işlevini, görevini yerine getirememesi anlamına geliyor. Çünkü onları uyartı getirecek arkadaşlar nöronlar hasarlı. Getirecekleri uyartı da ne olacaktır? Düzensiz olacaktır. Dolayısıyla kollar, bacaklar, eller, arkadaşlar ayaklar güçsüzleşecektir bu anlamda baktığınızda.
Alzheimer, hani çağımızın hastalığı diyoruz arkadaşlar. Genellikle ilerleyen yaşlarda görülüyor ama gençlerde de hani görülme durumu söz konusu. En belirgin özelliği nedir acaba? Hafıza Alzheimer. kaybı. Hafıza. Unutkanlık. Çok güzel. Unutma arkadaşlar. En büyük problemimiz burada unutma. Bir şeyi unuttuğumuz için de bu sefer ne yapıyoruz? Tekrar tekrar aynı konuyu açabiliyoruz. O konuyla ilgili arkadaşlar tekrar tekrar soru sorma gereği duyabiliyoruz. Yani tekrarlardan ibaret olacaktır aslında. En büyük belirti bu. Ama bunun yanında mesela zihinsel kapasitede azalma göreceğiz arkadaşlar. Zaten yaş ilerledikçe görülecek olan hani bu durum biraz daha ne olacaktır? Yoğun şekilde gözlenecektir bu hastalarda. Konuşma bozukluğu hatta zaman ilerledikçe arkadaşlar konuşmanın tamamen ortadan kalkması söz konusu olacak. Yani kişi hiçbir şekilde sıkıntısını ya da isteklerini dile getirmemeye başlayacak artık. Dikkati toplayamama yine arkadaşlar belirtilerinden bir tanesi olacak. Tam olarak aslında nedeni bilinmeyen bir hastalık arkadaşlar ama beynin bazı bölgelerinde protein birikiminden kaynaklandığı düşünülüyor. Genel anlamda baktığımızda kalıtsal arkadaşlar yatkınlığı olan bir hastalık. Mesela ailenizde eğer varsa sizde görünme olasılığı da hani mümkün olacak bir hastalıktan bahsediyoruz. Bu protein birikiminden bahsettim. Protein birikimi arkadaşlar olumsuzluklara neden olacaktır. Yine sinir sisteminin çalışmasında arkadaşlar olumsuzluklar meydana getirecektir. Bunun yanı sıra da arkadaşlar mesela nörotransmitter maddelerimizden bir tanesi olan asetilkolinin sinir sisteminde azalmasının getirdiği problemlerden bir tanesidir diyebiliriz yine. Parkinson aslında bu da arkadaşlar hani günümüz hastalıklarından bir tanesi. Eskiden bu kadar sık görülmüyordu. Alzheimer'la Parkinson çoğu zaman hastalarda arkadaşlar birbirine eşlik eden hastalıklar. Yine ilerleyen yaşlarda mesela 60 yaş ve üzerinde arkadaşlar sıklıkla görülüyor artık Parkinson. En belirgin hani belirtisi nedir diye soracak olursak özellikle ellerde arkadaşlar titremeyle kendisini gösteriyor bu hastalık. Ama bunun dışında ağrı, uyku bozukluğu, depresyon gibi belirtileri de arkadaşlar olabiliyor. Özellikle depresyon arkadaşlar burada hani en belirgin belirtilerinden diyebilirsiniz. Burada da özellikle yine arkadaşlar beynin kısımlarından bir tanesinde bu sefer dopamin arkadaşlar üreten nöronların eksikliği söz konusu olacak. Dopamin yine nörotransmitterlerden bir tanesi diyebiliriz. Bu maddenin arkadaşlar eksikliğinin giderilmesi, bu hastalığın tedavi edilmesi için özellikle orta beyin arkadaşlar dopamin üreten hücrelerin naklinin gerekliliği düşünülür mesela. Kök hücrelerinden bir yöntem var biliyorsunuz. Bu yöntemle arkadaşlar bu maddeyi üreten hücreler oluşturulup orta beyne ne yapılabilir? Nakledilebilir. Tedavisi bu şekilde gerçekleştirilebilir diye düşünüyor ama hangi aşamadadır bilmiyorum açıkçası. Epilepsi bir diğer arkadaşlar hastalığımız. Yine beyinde bulunan nöronların arkadaşlar ani bir şekilde ve yoğun bir şekilde elektrokimyasal boşalmasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Bu hastalığın özellikle arkadaşlar nöbetleri var. Birbirinden farklı tipte, her hastada farklı şekilde arkadaşlar ortaya çıkabilen nöbetler. Nöbet esnasında kişi mesela yere düşebilir, çenesi kilitlenebilir, ağzından arkadaşlar köpükler salya salınabilir mesela. Bunun yanı sıra da nöbet sırasında mesela kendinden arkadaşlar geçebilir. Yani ne diyeyim o an kendinde olmayacaktır. O anı hatırlamayacaktır mesela nöbet bittiğinde. Kasılmalarla arkadaşlar özellikle nöbet anında yaşanan bir olumsuz durum söz konusu burada. Depresyon yine günümüz hastalıklarından bir tanesi olacak arkadaşlar. Ruh halinin bozulması diyebilirsiniz. Olağan arkadaşlar ruh halinin bozulması, olağan dışı durumların arkadaşlar yaşanması.
Depresyona girdiğinizde neler hissediyorsunuz? Sizler söyleyin isterseniz. Hiç depresyona giren arkadaşımız yok mu? Kendinizi biz mutluyuz böyle hocam. Değersiz hissettiğiniz, hiçbir şey yapamıyorum dediğiniz, mesela böyle sürekli içe kapanma isteğinizin olduğu dönemler oluyordur muhakkak. İşte o dönemler depresyon arkadaşlar. O durumlar depresyon belirtisi olabiliyor. Özellikle arkadaşlar depresyon için yapılması gereken nedir? Direkt ilaçlara mı sarılsak acaba yoksa? Dışarı çıkıp böyle bir basket oynamak, bir temiz hava almak, arkadaşlarımla konuşmak. İyi gelebilir ama kesin çözümdür diyebiliyor muyuz? Bazen çok ağır seyredebiliyor çünkü arkadaşlar. O zaman işte doktora ihtiyaç duyabiliriz. Kurşun döktürmeye gitmek ve benzeri. Evet, sevdiğiniz şeylerle ilgilenmek iyi gelebilir. Dediğim gibi gelebilir. Ama bazen çok ağır seyrederse arkadaşlar bunlar yetersiz kalabiliyor. Tabii ki birazcık kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Evet, sinir sistemimizin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenler arkadaşlar nelerdir diyor. Kesinlikle bundan sonraki bütün sistemlerde de göreceksiniz bunu arkadaşlar. Sağlığını korumak için, sistem için, sağlığını korumak için neler yapılması gerektiğine dair. Kesinlikle her biri için dengeli ve sağlıklı beslenme bir numaralı arkadaşlar maddemiz olacak. Yüksek tansiyondan kaçınılmalı demiş. Yüksek tansiyona arkadaşlar sahip olmamanız için zaten sağlıklı ve düzenli beslenmek birinci şartımız yine. Geliyorum stresten uzak durmak ne kadar mümkün olabilir tabii onu bilmiyoruz ama hayatımızın arkadaşlar belli dönemlerinde stres yaşıyoruz. Bu kaçınılmaz bir olay ama mümkün olduğunca arkadaşlar uzak durmak, mümkün olduğunca kendimizi bu anlamda telkin etmek gerekiyor. Beyin egzersizleri ve planlama gerektiren faaliyetlerde bulunmak. Sinir sistemini arkadaşlar sürekli canlı tutmanız gerekiyor. Özellikle şu Alzheimer için hem çok stresli hayat süren insanlarda daha fazla ortaya çıktığı söyleniyor. Ya da işte hayatının arkadaşlar ilerleyen yaşlarında baktığınız zaman elini eteğini işten çekmiş olan insanlar, tamamen içe kapanmış olan insanlar, beynini, sinir sistemini hiçbir şeyde kullanmayan insanlar da arkadaşlar fazlasıyla ortaya çıktığı düşünülüyor. O yüzden özellikle arkadaşlar beyin egzersizleri ve planlama gerektiren olayların içinde her zaman bulunmayı tercih etmemiz gerekiyor. Alkol ve sigara kesinlikle arkadaşlar uzak durulması gereken, bütün beden sağlığınız için uzak durulması gereken iki madde. Düzenli ve yeterli süre arkadaşlar uyumak, spor yapmak yine önemli olaylardan ikisi olacaktır. Evet, bu kısmı siz okuyabilir misiniz acaba? Ben burayı geçsem olur mu? Ama mutlaka okumanızı istiyorum arkadaşlar. Bilim adamı ismi sorabilirler. Hiç sormadılar şimdiye kadar biyolojide ama sorabilirler. İbn Sina önemli arkadaşlar. Hocam Mahmut Gazi Yaşar gibi bu yıl eklenmiş mi müfredata? Sorarlar belki. Evet. Dünyanın en iyi cerrahıymış hocam. Beyin cerrahıymış. Evet, evet. Ve tıp alanında arkadaşlar katkıları çok büyük iki insan. O yüzden okuyun lütfen bu kısmı. Önemli çünkü. Evet. Bana bu kısımla ilgili arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey var mı? Tekrar söyleyeyim. Şimdi sizden istediğim şey arkadaşlar, sürekli ödev istiyorum ama sürekli neredeyse sayımızın yarısı ödevi yapıp bana arkadaşlar gönderiyor. Ama lütfen bundan sonrasında artık işi biraz daha sıkı tutmaya çalışalım. Çünkü evde kalmaya devam edeceksiniz. Bu duruma arkadaşlar yaşamaya devam edeceksiniz ve bu duruma alışmanız ve bu duruma arkadaşlar benimsemeniz gerekiyor. Dolayısıyla da ödevleriniz arkadaşlar bu anlamda. İşte sıkıldım ben yapmak istemiyorum değil, yapmak zorundayız bunu kavramamız gerekiyor artık. Kiminiz ödevinizi yapıyorsunuz ama bana bildirmiyorsunuz. Benim arkadaşlar bilgim olmadıkça hiçbir işimize yaramıyor. Benim sizin hakkında görüşümü arkadaşlar hani negatif yöne çeviriyor mesela. O yüzden lütfen ödevlerimizi düzgün bir şekilde arkadaşlar yapalım. Zamanında yapalım ve
bir şekilde bana ulaştırın. Olur mu? Şimdi önümüzdeki hafta için arkadaşlar artık sinir sistemi bittiğine göre özetleriniz tamamlanmış olacak. Önce sizden arkadaşlar şu föylerinizin arkasındaki soruları halletmenizi istiyorum. Ardından da soru bankanızdaki arkadaşlar, iki tane soru bankanız olacak. Bunlardan bir tanesini çözmenizi istiyorum. Sinir sistemi kısmı bitmiş olmalı arkadaşlar. Pazar günü, önümüzdeki hafta içinden arkadaşlar bahsediyorum. Hafta sonundan bahsediyorum, pardon. Bu hafta sonu değil, sonraki hafta sonundan bahsediyorum. O zamana kadar bitirmiş olmanız gerekiyor. Anlaştık mı? Evet. Evet. Anlaştık hocam. Tamam hocam. Şimdi dördüncü fönüs. Geçiyor muyuz diğer föye? Evet, geçiyoruz. Hocam işler değişti. İşler değişti. Neden? Ben burada kalırız diye düşünmüştüm. Saat kaç şu anda? Oo, daha çok vaktimiz var. Hocam sohbet muhabbet ayarlarız. Ayarlar. Hocam biraz depresyonu tartışabiliriz. Tartışabiliriz. Tamam, ben size sormak istediğiniz bir şey var mı diye soruyorum zaten. Siz hiç ses çıkartmıyorsunuz. Birazcık bahsedebilirsiniz. Neler yapıyorsunuz? Hayatınız nasıl geçiyor? Depresyonda mısınız? Depresyon ağır mı? Evet. Hocam, şimdi depresyonda olmayan biri antidepresan alırsa nasıl değişir vücudu? Şimdi antidepresanlar arkadaşlar maalesef ki hani vücudumuzu ne yapıyor? Uyuşturuyor. Antidepresan alan bir insanla hiç karşılaştın mı? Yan yana bulundun mu acaba? Hayır hocam. Hayır. Yani şöyle söyleyeyim, bitkisel hayatta gibi bir görüntüye sahip oluyorsun ve şöyle bir durum var. Antidepresanların etkisini görebilmemiz için arkadaşlar 6 ay boyunca, en az 6 ay boyunca kullanmamız gerekiyor antidepresanları. Bir kere şunu düşün, böyle bir sıkıntın yok ve antidepresan almaya devam ediyorsun. Vücuduna aldığın her yabancı madde, tamam ilaçlar bozuklukları hallediyorlar ama sonuçta böyle bir sorunun yoksa ve ilaç alıyorsan böbreğine ve karaciğerine yazık. Çünkü böbrekler ve karaciğerlerin üzerinde arkadaşlar vücuduna iyi gelen ilaçlar bile hasar yaratıyor. En azından böyle bir etkisi var. Ama bunun dışında dediğim gibi mesela infusların arasındaki arkadaşlar iletiyi yavaşlatıyor. Seni gevşetmek için veriliyor zaten bu ilaçlar, antidepresanlar. Fena halde gevşiyorsun ve dediğim gibi sanki bitkisel hayattaymış gibi hiçbir şeyden zevk almayan bir görüntü, donuk donuk bakışlar, bu gibi durumlar yaratıyor vücudumuzda. Çok ağır depresyon geçiriyorsan tabii ki kullanman gerekiyor bu ilaçları ve dediğim gibi uzun süre kullanman gerekiyor. Etkilerini de tabii, olumlu etkilerini de görüyoruz. Evet, başka sorusu olan arkadaşım. Hocam ben de bir tane sorabilir miyim madem konuşuyoruz? Evet, sor bakalım. Hocam şimdi bu diz kapağı insanın kalıtsal bir refleksi olarak geliyor ya. Evet. Hocam sonuçta insan da bir evrim sonucu oluşuyor. Yani doğal seçilim yoluyla geldi. Evet. Hocam peki bu diz kapağının oluşumunu tetikleyen faktör ne? Faktör ne? Diz kapağı refleksini oluşturan faktör. Evet hocam. Neden böyle bir doğal seçilim gereği? Tamamen savunma amaçlıdır diye düşünüyorum. Yani diyelim ki sana zarar verecek bir faktör, bir düşmana karşı o bölge hani uyarıldığında hemen ne yapıyorsun? Bacağını yukarıya kaldırıyorsun. Bu tamamen istemsiz bir olay belki ama tamamen savunma amaçlıdır herhalde kökeninde bu davranış. Ama hocam bu tıpkı Aşil'in laneti gibi çok küçük bir nokta yani. O kadar büyük bir yer değil ki. Değil, evet. Değil. Ama tabii ki bu ilk insanda nasıldı bilemiyoruz. Ne kadar büyüklüğe sahipti bilemiyoruz. Şimdi çok küçük bir noktadır belki ama bilemiyoruz. Yani geçmişte nasıldı bilemiyoruz. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Hocam ikinci soru bankasını ne zaman tamamlayalım? İkinci soru bankasını arkadaşlar... Tekrarlarınızı yaparken olsun o. Yani ödevi de beraber göstermemiz gerekir mi? Yaptık falan diye. Gösterebilirsin. Hiç sorun olmaz yani benim için. Daha iyi olur hatta.
Çok fazla yoğun böyle ödev vermek istemiyorum. Çünkü başka derslerle de ilgilenmeniz gerektiğini biliyorum. Şimdilik bir tane soru bankasını arkadaşlar sistem için bitirseniz yeterli. Zaten föylerinizdeki soruları da çözeceksiniz. Çözdüğünüz soruların da üzerinden geçeceksiniz. Yani yapmanız gerekenler bunlar. Sizler ne yapıyorsunuz onu bilmiyorum tabii ki. Ben söyleyeyim. Tekrar yaparken arkadaşlar konuyu gözden geçirirken mutlaka işte çözdüğümüz soruları nasıl çözmüşsek yanına ne ifadeler arkadaşlar not alınmışsa onlar tekrar edilsin, mutlaka gözden geçirilsin. Sonra föyün sonundaki sorulara bakamıyoruz tabii ki, zamanımız arkadaşlar kısıtlı olduğu için. O kısımdaki arkadaşlar soruları da çözmeniz gerekiyor, bu bir. Bir de soru bankalarınızdan bir tanesini arkadaşlar konuyla ilgili halletseniz şimdilik benim için yeterli. Tabii özetleriniz de arkadaşlar böyle paralel şekilde çıkartılmalı. Ödevlerinizin kontrol sırasında onları da kontrol ederiz. Hocam, biz normal şimdi tekrar yapıyoruz ya. Hocam, MEB'in kitabı fizikte ölümcül kadar bir önemi var yani. Ölüm kadar bir önemli tekrar ederken fizik kitabı. Evet. Aynı şekilde hocam, biyolojide de MEB'in kitabı o kadar önemli mi? Yoksa föyler yeterli mi? Öyle söyleyeyim arkadaşlar, MEB kitabıyla bu bizim föylerimiz arasında çok büyük fark yok açıkçası. Buradaki onun biraz daha özet hali olabilir. Bazı noktalarda mesela bu arkadaşlar föylerimiz, mesela şu biraz önce bahsettik refleks tiplerinde, refleks tiplerinden bile bahsetmemiş MEB'in kitabı, öyle söyleyeyim. Ya da bu sene mesela gönderilen Milli Eğitim'in arkadaşlar okullara gönderdiği MEB yayını değil, 11. sınıf kitabına baktım. Orada impulsun oluşumu, iletimi onlardan bile hiçbir şekilde söz edilmemiş. Ama MEB'in kitabı bizim için... Hocam onu soracağız işte biz. Hocam şimdi bu yılın kitabında yok ya. Ama bizim yılımızda vardı. Biz gördük. O zaman bizim sınavımıza çıkabilir. Şöyle söyleyeyim. Ben MEB'in kitabını arkadaşlar hani internetten açıp baktım. MEB yayınları. Milli Eğitim'in hani yayınladığı 11. Evet. sınıf kitabına baktım. Orada var ama. Bizim okulumuzda... Orada varsa sıkıntı yok hocam. Tamam. Tabii. Bitti o zaman. Bizim okulumuza gönderilen kitapta yoktu. Şaşırdım. Ama MEB'in kendi yayınladığı kitapta arkadaşlar var. Bizim bunun bir fen sınıfı var mı? Bilmeniz gerekiyor. Evet. Bunun dışında mesela dediğim gibi arkadaşlar föylerinizde zaten o bilgiler vardı. Bazı noktalarda MEB kitabının özeti gibi düşünebilirsiniz föylerinizi. Bazı noktalarda da arkadaşlar işin birazcık hani ileri boyutuna da gitmiş. Föyleriniz yeterli ama şöyle söyleyeyim. MEB'in kitabını gözden geçirmeniz her zaman arkadaşlar önereceğim bir şey benim. Oradan mutlaka takip etmeye çalışın. Bizimle beraber arkadaşlar gitmeye çalışın. Hatta isterseniz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Tekrar yaparken mesela konuyu tekrar ederken MEB'in kitabı elinizdeyse ondan tekrar edin. Olur mu? İkinci kaynak olarak ne öneriyordunuz? İkinci kaynak olarak arkadaşlar elinizde palme yoksa palmeyi alabilirsiniz. Onun dışında paraf alabilirsiniz. Onun dışında aslında şöyle... Efendim? AYT için mi? AYT için, evet. O kadar çok yayın var ki. Yani bu ikisi ama bence daha hani ön planda olsun. Onları alabilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Deneme için önermiştiniz de tekrar söyler misiniz onu? Deneme için... TYT denemesi. Deneme için, TYT denemesi için arkadaşlar 3, 4, 5'i kullanabilirsiniz. Paraf'ı kullanabilirsiniz yine. Palme'yi kullanabilirsiniz yine. Onları söyleyebilirim. Karekökü kullanabilirsiniz. Mesela Aydın yayınları arkadaşlar, bilmiyorum diğer derslerinizde nasıl ama bizde birazcık böyle hani şey, uç noktalara giden sorular. Aydın'ın denemesinde fazla ayrıntı var. Evet evet, yani Aydın'ı o kadar şey yapmıyorum, önermiyorum. Hani alabilirsiniz, kullanabilirsiniz AYT için belki ama dediğim gibi fazlaca arkadaşlar ayrıntı kullanıyor. Bilgisayar malın da denemesi güzel bence hocam. Olabilir, o da olabilir arkadaşlar. Onun da mesela şeylerini görmüştüm, sorularını görmüştüm. Onun da soruları güzel olabilir. Her yayının mesela hani gereksiz bilgi isteyen soruları var ama yine de hani paraf, palme bunlar
güzel. 3, 4, 5 bunlar güzel. Ha, onun elinde mesela çıkıyor arada çok gereksiz bilgi isteyen soruları olabiliyor. Evet. Sessizlik oldu. Peki. O zaman ben devam edeyim. Hocam olmamıştır. Zaten çok az bir vaktimiz kaldığından ötürü. Biliyorum, biliyorum. Hiç de böyle yapmak istemiyorum ama gerçekten hiç içimden gelmiyor böyle konuşmak. Gelmiyor değil mi? Evet. O zaman ne kadar... Hocam biz konuları ne zaman bitiririz? Efendim? Tüm hepsini ne zaman bitiririz tüm konuları? Hiç böyle çok yankılı geliyor senin sesin ama şu an anlayamadım ne söylediğini. Tüm konuları ne zaman bitiririz dedi Kemal. Tüm konuları ne zaman bitiririz? Tüm konuları ne zaman bitireceğimizi çok fazla arkadaşlar böyle göremiyorum açıkçası. Hani şu zaman. Ya şu konular inşallah çıkmaz. 12. sınıf konuları. Bilemiyorum. Daha 12. sınıf konuları var evet. Bir de o var. Hocam ne zaman yapacaklar şu açıklamayı ya? Bence daha geniş şey konu olması daha iyi. Ya iyi değil işte, iyi değil. Şu an iyi geliyor sana. İki ay sonra öyle gelmeyecek. E tamam da öyle geçen sene bak dar sordular ne oldu? Ne? Az geçen konu olunca kolay konular kalıyor elde. En azından zor konular olursa bizim için de daha avantajlı olur. Öyle de düşünmek lazım. Aynen. Evet o yönünü de düşünelim. O düşünceyi bir geçelim arkadaşlar. Şimdi kolay soru olursa 80 net yaparsınız o zaman. 50 net yapacağınıza. Şöyle söyleyelim. Herkese kolay yani. Sana mı kolay? Anladın o zaman mı? Herkes 80 net yapacak. Tamam yapsın. Yapsın işte ne güzel. Ama o sıralamayı çok etkiliyor. O zaman senin bir net eksik yapman arana çok fazla kişi koyuyor. Ben onu şey yapıyorum. Kabul ediyorum. AYT dilimi türevi tekrar çalışmak yerine. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Belki hani 12. sınıf konularını gördüğünüzde konu yükünüz artacak. Ama sizler hani düzenli bir şekilde ders görüyorsunuz şu anda. Birçok insanın önüne rahatlıkla da geçebilirsiniz. Tamam. Fazla konu çalışmak sizin için hani çok sevimli bir olay değil belki ama diğer arkadaşlar söylediği gibi sizi öne de taşıyabilir yani. Öyle düşünelim. Biraz da o yönüyle düşünelim. Yani tabii ki milli eğitimin yapacağı açıklamaya uyacağız. Ama işin mesela pozitif tarafları ve negatif tarafları var. Onları güzel böyle analiz etmek gerekiyor. Bilemiyorum. Bakalım zaman bize ne gösterecek? Hocam yılbaşında açıklayacağız dediler. Yılbaşı oldu hala ses seda yok. Ya bir açıklama yaptılar zaten biliyorsun kısa bir süre önce. Hocam güvenilmez onlara ya. Şey diyorlar devamında. Duruma göre değiştirilebilir falan bir şeyler diyorlar. Ha, yani durum bu şekilde devam ederse değiştirilebilir yani bilemiyorum. Olabilir de. Artık. Neyse ayırırız. Çalışalım mı? Bekleyeceğim. Tahmini olarak 12'ye ne zaman başlarız? Tahmini olarak 12'ye 11'i bitirince başlayacağız. Bilmiyorum. Tamam. Yani şey hani ders süremiz, küçük ders süremiz artı işte ne kadar devam edebileceğiz bu duruma bilmiyorum. O yüzden tahmin edemiyorum şu anda. Ama sanırım normal hızda devam ediyoruz. Ne oldu bakalım. Hocam biyolojide iyi gidiyoruz da. Biyolojide iyi de matematikte biraz yavaş gidiyoruz. Ama matematikte sanırım şey böyle mat 1 için mi konuşuyoruz? Orada mesela çok... Mat 2 hocam. Mat 2'de hiçbir konuya başlamadık neredeyse AYT'de. He. O ama onu öğretmenleriniz planlamıştır. O konuda siz korkmayın. Korku yaşamayın zaten. Yani her durumda sizi sınava ne şekilde milli eğitim isteyecekse ya da ÖSYM isteyecekse o şekilde biz sizi hazırlayacağız zaten. Sınava giderken hiç olmayacak kesinlikle. O plan kesinlikle yapılmıştır. Matematik öğretmenleriniz yapmıştır o planı. Onda sıkıntı yaşamazsınız yani. Evet sevgili arkadaşlar. Hocam son bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Bu son 15 dakika YouTube'a konulacak mı acaba? Konulacak. Oh çok güzel. Teşekkürler hocam. Rica ederim, rica ederim. Evet arkadaşlar, o zaman ödevlerinizi yapmanız dileğiyle diyorum.
Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz hocam sizde. Görüşürüz hocam.